Evet arkadaşlar, çıkma malzemelerden yine bugün bir şey daha yaptık. Yakma makinesi yaptık, ahşap yakmayı için. Bir arkadaşımızın isteği üzerine. Bunun için ne kullandık? Gördüğünüz üzere bir adet eski bir UPS cihazımız vardı. Bunun kutusunu çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Yaptığımız işlemler sırasıyla şu şekilde. UPS kutusunu açtık arkadaşlar. İçindeki kartları falan hepsini söküp attık dışarı. Tertemiz yaptık. UPS'ten gerekli giriş kablolarını bulduktan sonra beslemesini verdik. Bir tane dimmer anahtar aldık. Bunun fiyatı 16 TL. 20 TL'ye var. Biz 16 TL'lik olandan kullandık. Bu şekilde trafonun besleme girişini kontrol ediyoruz. Çıkışa bağlama şansımız olmadı. Ve transformatöre, trafoya yani paralel bir şekilde de bir tane de lamba bağladık. Cihazımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim diye. Şurada da o lambayı görüyorsunuz. Trafoya paralel girdik. Buradan da çıkışlarımızı aldık. UPS'in çıkışlarını kalın olan uçlardan aldık arkadaşlar. Yanmaz kablo kullandık burada. Çünkü bu sistemlerde ısı çok yüksek olduğu için diğer kablonun erime ihtimali çok yüksekti ki bunu biraz önceki deneylerimizde gördük. Yanmaz kabloyla çıktısını aldık. Dışarı çıktık buradan. Elimde bir tane eski bir havya vardı. Onun içini boşalttım. Bu şekilde değerlendirdim. Tutma yeri olarak eski havyanın kulbunu kullandım. Siz de farklı bir ağaçtan veya metalden yapabilirsiniz. Kabloları taş yani porselen klemense girdim arkadaşlar. Çünkü plastik klemensin dışı erirdi. Uç olarak da bildiğiniz kırtasiye ürünü olan ataçı kullandım. Ataçı şu şekilde ayırıp kestikten sonra klemense girdik arkadaşlar. Bu şekilde de kalem kısmını yani yazma kısmını da halletmiş olduk. Yani dışarıdan para verip sadece dimmer yoktu elimizde. Dimmeri aldık 16 TL'ye. Onun dışında da başka bir şey kullanmadık. Şimdi çalışmasını gösterelim size. Dimmerden on off yapabiliyoruz. Dimmerden açtım. Gördüğünüz üzere lambada paralel olduğu için lamba da yandı. Cihazımın çalıştığını biliyorum. Isıyı arttırdıkça lambanın da parlaklığı artıyor. Gördüğünüz gibi ucumda hemen ısınmaya başladı. Evet, yakma işlemini gerçekleştiriyorum bir örnek. Kızımın adını yazdım ben buraya. Gördüğünüz üzere. Hızlı yanması gereken yerlerde dereceyi yükseltip gördüğünüz gibi hemen ucundaki korda arttı. Şu şekilde. Yakma işlemini çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Bir sıkıntısı yok. Şu an alevler çıkıyor. Onu da yine dimmerden kısma şansımız var. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Daha öncesinde şöyle bir trafo kullanmıştık. Bundan o istediğimiz randımanı almadık. 1 saat olmasına rağmen hala şey arkadaşlar sıcak durumda. Ama bu UPS kutularındaki, UPS cihazlarındaki şey trafolar daha güçlü olduğu için 1 saat, nerede 10 dakikadır çalışmamıza rağmen hiçbir ısınma belirtisi yok. Bu şekilde kullanışlı bir alet yaptık. Siz de evinizde çalışmayan UPS cihazınız varsa dışarıdan sadece bir dimmer alarak, diğer malzemeleri de temin ederek bir ahşap yakma sistemi, cihazı yapabilirsiniz.